Göz tembelliğinin tedavisini biz çoğunlukla sağlam olan gözü kapatıp öbür gözü çalıştırarak yapıyoruz. Tedavinin en temel prensiplerinden bir tanesi budur. Farklı bazı başka yöntemler de var ama hala da bugün bütün dünya üzerinde göz tembelliğinin en etkili tedavisi sağlam gözü kapatıp öbür göze görme fırsatı tanımaktır. Örneğin bir gözü çok zayıf gören, %10'larda gören bir bebek düşünelim. Diğer gözü tamamen normal. Özel kapama bantlarımız var. Göz üzerine yapışan, cilde yapışan, eğer bebek gözlük takıyorsa üzerine de gözlüğünü takabildiği kapama bantlarımız var. O bantla bebeğin diyelim ki günde 2 saatlik bir kapama önermişse doktoru, gözünü 2 saat boyunca o bandajla kapatıyoruz ve diğer gözüyle normal aktiviteleri yapmasını sağlıyoruz. Bunu genellikle bebeğin ya da çocuğun, daha ileriki yaşlarda çocuklarda da uygulayabiliyoruz bu tedaviyi. Dinlenmiş olduğu bir zaman olmasını tercih ediyoruz. Akşam çok yorulduğu, zaten hafif hafif uyuklamaya başladığı saatleri hiçbir zaman tercih etmiyoruz. Ve bu sayede o saatler içinde diğer gözün ışık bile almayacak şekilde kapatılmasıyla sağlam gözden beyne hiçbir görsel uyarı gitmediği için tembel olan göz çalışmış oluyor. Ve bu şekilde her gün doktorun önerdiği şekilde bazen tam gün kapattığımız çocuklarımız oluyor kısa bir süre içinde olsa. Bazen günde 4 saat ya da 2 saat gibi değişen sürelerde kapama veriyoruz ve bu kapama tedavisinin sonunda o gözün görmesinin ailenin de fark edeceği şekilde giderek arttığını görebiliyoruz. 10 santimden 20 santimden daha fazla görmesi olmayan, o derece ileri derecede göz tembelliği olan çocukların bu kapama tedavileriyle bazen eğer zamanda başlanmışsa neredeyse tamamen normal bir görmeye ulaşabildiğini de görebiliyoruz. Bu çok sevindirici bir sonuç oluyor tabii hem bizim için hem de aile için. Ama bunun yapılabilmesi için muhakkak zamanda müdahale edilmesi ve bu kapama tedavilerinin hekimin önerdiği şekilde hiç aksatmadan yapılması gerekiyor. Ancak tabii kapama tedavisi çok zor bir tedavi. Belli bir yaşın, hele ki bir yaşın üzerindeki çocuklarda çok tepki görebiliyoruz. Çocuklar bu bantları kendileri çıkartmayı öğrenebiliyorlar ve kapama tedavisine çok itiraz edebiliyorlar. Eğer çok çaresiz kalırsak ve kapama tedavisiyle sonuç alamıyorsak sağlam gözü bulandırmak için özel damlalarımız var. Damlayla, çünkü bir damlayı nasıl olsa aile damlatabiliyor ve damlayla sağlam gözü bulandırıp hasta olan gözü, tembel olan gözü tedavi etmek gibi bir yöntemimiz var. Tabii ki kapama yöntemi kadar sağlıklı olmamakla birlikte çok yakın doktor kontrolünde olmak kaydıyla onunla da güzel sonuçlar alabildiğimiz oluyor. Bunun dışında bazen sadece gözlükle görme kusurunu düzeltmek bile kapamaya bile gerek kalmadan belli durumlar için söylüyorum tabii bunu, göz tembelliğinin düzelmesini sağlayabiliyor. Eğer bebeğin gözünde örneğin kapak düşüklüğü varsa, kapak düşüklüğünün olduğu tarafta göz tembelliği oluşmuşsa, bir taraftan biz gene kapama yöntemi gibi yöntemlerle tedavimizi yapıyoruz ama diğer taraftan da olabilecek en erken dönemde o kapağı görmeyi engellemeyecek şekilde cerrahi yöntemle kaldırarak göz tembelliğinin daha ilerlemeden tedavi edilmesine fırsat verebiliyoruz.